tek tek hepsinin özelliklerinden bahsedelim. Önce Zenfone 3, Qualcomm Snapdragon 625 işletim chipseti var bunun. 2 GHz hızında Adreno 506 grafik işlemciye sahip. Android M kullanıyor. Zenfone 4 GB RAM'e sahip. Zenfone 4 GB RAM'e sahip ve 64 GB dahili hafızaya sahip bir telefon. 5.5 inç ekranı var. Full HD ISP ekran var. Bunun yanında da Corning Glass 3 ön ve arka camı. Arkada camında metal kasa değil. Ve micro SD kartla da hafıza genişletme özelliği var. Parmak izi sensörü burada mevcut. Parmak izi sensörü sadece burada duruyor. Eskiden biliyorsunuz Zenfone 2'lerde burada ses açma kapama vardı. O yan tarafa taşındı. Artık ses açma kapama bu tarafta power düğmesiyle birlikte görülüyor. Fotoğraf makinesi özelliğine gelince 16 megapiksel arka kamerası var. 8 megapiksel de ön kameraya sahip. 2.0 diyafram açıklığına sahip iki kamerası da. Bu da fena değil. Diğerlerine göre daha ekonomik bir model olduğu için böyle bir kamera seçimi yapılmış. Hem işlemcisiyle hem de kamerasıyla daha düşük performans gösteriyor diğerlerine nazaran. 3000 mAh bataryası var içinde. Kapağı çıkmıyor. Kapağı sabit. Değiştirilemez pil var. Ve USB C-Type. Artık standart bildiğiniz gibi. Bunun yanında 5 mıknatıslı hoparlör sistemi. Ses konusunda biraz iddialılar bu sefer. Speaker'da 5 noktalı mıknatıs sistemi kullanılmış Zenfone 3'te. Bu Zenfone 3'ün ekonomik modeli dediğim gibi bayağı adetli satılacak model bu aslında diyebiliriz piyasada. Şimdi diğer ürüne gelelim. Diğer ürün en fazla özelliğe sahip, en güçlü donanıma sahip modeli Zenfone 3 Deluxe. Deluxe diyorlar ama bence Deluxe de diyebiliriz. Türkçe biraz daha olsun. Deluxe modeli gerçekten tasarımı hoş, etkileyici ve metal bir kasadan, unibody bir kasadan oluşuyor. 6 GB RAM olan dünya üzerindeki ilk telefon bu arkadaşlar. Zenfone 2'de 4 GB ilk kez RAM'i görmüştük. Bunda da 6 GB RAM, 820 Snapdragon Qualcomm 820 ile beraber gerçekten uçak gibi bir cihaz. Fotoğraf makinesi özellikleri de diğerlerine göre biraz daha iyi, yani diğerine göre diyelim bayağı iyi hatta. 23 megapiksellik arka kamerası var. 2.0 diyafram açıklığına sahip. Sony sensör var burada. Pixel Master kamera Sony ile geliyor. Sony sensörle çalışmışlar. Bunun yanında 4 açılı, 4 farklı, 4 aksis, 4 yollu mu diyelim. Optik imaj stabilizer var kamerasında. Bu gerçekten çok önemli. Bununla ilgili de demo cihazı size göstereceğim. O cihaz da burada duruyor. Onunla ilgili neye yaradığını çok daha iyi anlayacaksınız. 8 megapikselde ön kamerası var. Selfie kamerası dediğimiz kamerası. Bu da gayet yeterli. Gelelim hafızaya. 256 GB hafızayla geliyor. Daha düşüklerinde geleceğini söyledi Bora. Ama Bora'nın söylediğinin dışında bu maksimum donanımda olan telefonu şu anda Zenfone'un. Bora'nın söylediği bir diğer detay da telefonlar Türkiye'ye arkadaşlar radyo özellikleriyle gelecek. Yani radyo bandrolünü ödemeye karar vermişler anladığımız kadarıyla. Ekran gerçekten etkileyici, çözünürlük çok güçlü. 4K video kaydı özelliği var bu telefonun. Bu da bir diğer dikkat çekici özelliklerinden. Bir de kamera, arka kamera bayağı donanımla doldurulmuş. Color Correct RGB sensörü var. Daha doğru renkleri almamızı sağlayan bir özellik bu da. Dual LED flash, artık zaten onlara geçiyorum. Aynı şekilde tasarım bunda da yanda ses açma kapama ve güç düğmesi. Arkada parmak izi ve kızılötesi netlik. Kızılötesi netlik çok hızlı. Bununla ilgili de bir demo var. Onu da size göstereceğim. Bir ara ona da gideriz. Gene USB C-Type özelliğiyle beraber geliyor. Bunun hoparlörü diğeriyle aynı. Bu da 5 noktalı manyetik özelliği var. Evet, şimdi bunlarla ilgili fotoğraf çekeceğim. Çektiğim fotoğrafları internet bağlantısı sağlayabilirsem bir şekilde alacağım. Deluxe ile ilgili söyleyeceğimiz son bir detay daha var. Burada Cat 13 ile geliyor. Yani 600 megabit download, 150 megabit upload hızı var. Cat 13 özelliği 5G'ye de uyumlu göya görünüyor buradaki özelliklerine bakacak olursak. Evet arkadaşlar, ses konusunda dediğim gibi yüksek ses çözünürlüğüne sahip bir telefon. 192 kHz 24 bit ses standardı var ve diğer CD'lere göre baktığında 4 kat daha kaliteli ses alabildiğinizi söylüyorlar bununla ilgili. Dediğim gibi bunlar hepsi ön inceleme. Daha detaylı incelemelerde zaten hepsini deneyimlemiş olacağız. Şimdi gelelim Zenfone ailesinin en büyüğüne. Zenfone 3 Ultra.
Gerçekten büyük bir ekrana sahip. 6.8 inç ekranı var bunun. Bu arada Deluxe'u unuttum. Deluxe de 3000 mAh bataryayla geliyor. Optimizasyonu nasıl bilmiyorum ama hani biraz daha büyük olabilirdi. Ama dediğim gibi belki de ona göre tasarlanmıştır ve gayet yeterlidir. Onu da göreceğiz dediğim gibi. Quick Charge özelliği var ikisinde de bu telefonların. Ve hızlı şarj sayesinde çok kısa sürede en azından %60 40-45 dakika içerisinde %60 güce erişiyor bataryalar. Onun dışında gelelim Zenfone 3 Ultra'ya. Ekranın dışında ekran 6.8 IPS display Full HD özelliği var. Bunun yanında Qualcomm Snapdragon 652 ile geliyor bu. 1.8 GHz'lik bir işlemci gücüne sahip. Adreno 510 var üstünde. 4 GB RAM, 128 GB da dahili hafızası var. Micro SD kartla hepsi hafızası genişletilebiliyor bunların. Fotoğraf makinesi konusunda aynı özellikleri var. Deluxe'deki fotoğraf makinesi özellikleri 23 megapiksel arka kamerası var. 8 megapiksel ön kamerası var. 4 yollu optik görüntü sabitleme sistemine sahip. Ve ön kamerası geniş açı 85 derecelik bir geniş açı var. Selfie çekerken zorluk çekiliyor biliyorsunuz. Onu da o şekilde çözdüklerini düşünüyorlar. Daha geniş açılı bir lensle bunu halletmişler. Bunun dışında Cat 6 var bunda. Cat 6 bağlantısıyla 300 megabit download, 50 megabit upload özelliğine sahip. Artık biliyorsunuz bu Cat önem kazandı. Çünkü 4G ile beraber gerçek performansı elde etmekte insanlar sorun yaşamasınlar istiyorlar. Alırken de Cat neymiş? Cat 6 mı, 4 mü, 12 mi? Hepsine bakmak gerekiyor. Kullanacağınız özelliklere göre diyelim. Bunun bataryası haliyle büyük. 4600 mAh bataryaya sahip. Bu da quick charge özelliği, hızlı şarj özelliğiyle geliyor. Aynı şekilde bunda ses biraz daha farklı özelliklere sahip. Yine 5 mıknatıslı speaker sistemi yanında dünyanın ilk DTS kulaklık sistemine dair ve sanal 7.1 surround ses elde edilebiliyor. Ses konusunda daha hakikaten yine CD'den 4 kat daha iyi müzik dinlenebildiği söylenen bilgiler arasında aynı zamanda. Üçüyle ilgili de şunu söyleyelim. Bora söyledi ama ben de söyleyeyim. Bu 3 model Türkiye'ye Ekim başı gibi gelecek. Ekim başında göreceğiz. En adetli satacağı ürün olarak ben Zenfone 3'ün olacağını düşünüyorum. Ama Deluxe modeli gerçekten etkileyici. Benim hani hakikaten beklediğim Asus sıçramasını bu cihazda yaptı. Zenfone 6'dan beri bu boyutta bir sıçrama olacağını hiç görmedim diğer çıkan ürünlerde. Ama bu sene sanki bu kırılacak eski günlerine geri dönecek Asus. Durumlar böyle. Yakın zamanda ürünleri biz test edeceğiz. Fotoğraf performanslarını deneyeceğiz. Oyun oynayacağız. Her türlü denemeyi yapacağız. İşte bayağı koştur koştur bir fuar oluyor. Benim bugün uçak var. Hemen çekmem gerekiyordu. Sağ olsun Amanda da burada bakın bana yardımcı oldu. Bu telefonları ayarladı. Normalde sökmek yasak bunları. Standlarda gidip çekebiliyorsunuz. Ben üçünü yan yana kıyaslamak istiyorum dedim. O yüzden bu şekilde yaptık. Şimdi diğer testleri göstereceğiz. O 4 yollu sabitleme, imaj stabilizerler nasıl çalışıyor? Onları biraz daha görelim. Ondan sonra fuarın diğer taraflarına geçeceğim. Thank you Amanda. Amanda'ya da teşekkür ettik. İşte görüntü sabitleme sistemi nasıl çalışıyor? Onu burada görme şansına sahip oluyorsunuz. Böyle demo alanları yapmışlar. Alet durdu, iyi mi? Hareket etmiyor. Heh. Bunlar özel makineler test etsin diye. Bu HDR arkadan ışık geldiğindeki fotoğraf performansını anlamaya yarayan özel demo alanı. Bir tane de tren yolu gibi bir şey vardı ya. O nerede acaba? Tren yolu görmüştüm burada. Hızlı fokus yapma özelliğini gösterdiği bir yer vardı. Heh, gördüm. Buralar çok karışık arkadaşlar. Evet. Bunda da netlik yakalıyorsunuz. Lazerle netlemenin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Transformer tabletler ve notebookları da ayrıca bir gün inceleriz. Hakikaten başı çok kalabalık. Telefon muhabbetini burada bitirelim.